Güzel bir günden herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Fatih. Wow wow wow. Sabahından kalktım ve yeni bir video ile yine karşınızdayım. Tekrardan yeni bir sefere çıkıyoruz. Tabii ki malzemelerimizi öncelik yerleştirmek. Dün akşamdan bazı şeyleri yerleştirdim ama kalanlarını da şimdi yerleştirelim ve yola çıkalım. Hadi bakalım. Ve herkese günaydınlar. Sabahın 6.30. 6'da kalktım. 6.30'da yola çıktım. İstikamet şirket. Yaklaşık bir 90 mile, yani o da bir 150 kilometre civarında bir yol sürecek. Yolculuğumuzun irtifası deniz seviyesinde olacak. Belki bazen deniz seviyesinin üstüne de çıkabiliriz. Çünkü gittiğimiz yerlerde neydi bu? Allentown denilen, yani daha doğrusu ne? Pocono denilen bir kayak merkezlerinin olduğu bir bölgede şirketimizin base, ana merkezi. Şimdi oraya gidiyorum. Nereye gideceğim de belli. Dünden yükü aldım. Küçük arabayı bırakacağım. Malzemeleri büyük arabaya yerleştireceğim. Allentown diye bir yer var. Oradan yükü alacağım. Yükü aldıktan sonra Tennessee'ye gideceğiz. Tennessee'de yarın. Yarına Tennessee'de olmam gerekiyor. Yükün bırakılma zamanı yarın. Bu alınma zamanı da bugün sabah saat 10'da. 6'da çıktım. Daha doğrusu 6.30'da ister istemez geldi. 6.30. Tahminim 8 gibi şirkette olurum. 8.30'da şirketten çıksam 9.30 gibi de yükü alacağım yerde olacağım. Oradan da yükümüzü alacağız ve gideceğiz. Geçtiğimiz cumartesi günü yeni video yayınlamadım. Garip bir yoğunluk içerisindeydim. İster istemez böyle bir yoğunluğa daldık. Yaptığımız işlerden zaten haberi olan arkadaşlar biliyor neden biraz, yani yoğunluğun içerisine girdiğimizi. İster istemez olan bir şey ama güzel şeyler olacak inşallah. Neyse, geldik, kahve alalım bir kendimize. Bir kahve alalım, içelim, kendimize gelelim. Sabahınan uyanalım. Sonrasında da dıptıs yolumuz uzun. Gideceğiz ya bol bol. Ya buraya da ne olmuş biliyor musunuz arkadaşlar? Geçen gün sordum da kamyonu biri vurmuş. Kamyonetle girmiş adam buraya. Hi, let me get one large coffee, cream and sugar, please. Large coffee, cream and sugar? Yes. Anything else? That's all. Gördüğünüz gibi kırılmış buralar. Geçtiğimiz günlerde bir kamyonetle vurmuş adamın birisi. Nasıl becerdiyse. Ama olur, insanlık hali. Thank you. Sabahınan kahvemizi de aldık. Ve artık yolumuza gidebiliriz. Biraz daha durursak aşırı derecede bir trafiğe gireceğiz. Tabii girmeden kaçmamız lazım ya. Sabah trafiğinden kaçmamız lazım. Dünyanın her yerinde olduğu gibi trafik saatleri var. Burada da o trafik saatlerinde aşırı bir yoğunluk olur. Şimdi gidelim şirkete doğru. Büyük arabayı alıp almaya devam edelim. Hadi bakalım. Girelim, çalıştıralım.
arabamız ısınsın ve aynı zamanda küçük arabadaki malzemeleri büyük arabaya dolduralım. Evet, yağımızı da değiştirmişler yazıyor. Hazırız görünürde. Neyse, arabayı hemen yükleyelim. Yükledikten sonra gidelim yükümüzü almaya. Hadi bakalım, hadi bakalım. But I just came, still same. It's a very bad tire, right side. Right, still have it? Don't see the tire. Okay, no, I see that tire already. You changed it, both of them? Yeah. Okay. The other tire, too many times. Spit. But yeah. Something is wrong, man. Go to the right. Okay. All right, boss, thank you. Evet dostlar, sevgili dostlar, sevgili dostlar. An itibariyle bu cengaver yola çıkar. An itibariyle bu cengaver yola çıkar. İnşallah uzun yol için bu son olur. Bildiğiniz gibi, biliyorsanız, bilmiyorsanız da artık öğrenebilirsiniz. Yeni bir sisteme, yeni bir hayata, yeni bir iş hayatına başlıyoruz. Yakın zamanda inşallah eğer herhangi bir sıkıntı çıkmazsa arabalarımızı da çoğaltarak uzun yoldan vazgeçiyoruz ve kısa yollara devam edeceğiz. Planım bu. Kenworth aldık. Şu anda da planda iki tane daha Volvo YNL 630 almayı planlıyoruz. İnşallah bir dahaki yoldan geriye dönüşümde onlara da konuşmasını yapacağız. Hayırlısıysa artık eğer onları da alırsam yeni şoför arkadaşlarla beraber artık uzun yola gitmekten vazgeçiyorum. Bundan sonra bol bol kısa yollar olacak. Bol bol evime gidip geleceğim. İstediğim planım buydu. Artık ne zaman nasip olur, ne zaman kısmet olur onu artık bilmiyorum ama acele de etmiyoruz. Etmiyoruz. İkide bir ZZ'de böyle bir çoğul konuşuyorum. Arkadaşlar Engin abi var. Bilenleriniz biliyor. Benim videolarımda daha önce vardı. Engin abiyle beraber şu anda bu işleri yapıyoruz. Engin abiyle beraber aynı yerde arabaları çalıştırdık ve Engin abiyle beraber bir yola atıldık. Bakalım hayırlısı olacak. Artık bundan sonra hayırlısı olur inşallah. Bundan sonrasına bakacağız. Planım benim de yakın zaman içerisinde artık kısa yollara gitmek, kısa yollar üzerinde çalışmak ki hem bu arabalarının yıpranması anlamında benim için daha yararlı bir durum, hem şoförlere daha fazla evlerine gidip gelmesi açısından büyük avantajlı bir durum ve lokallerde de kısa yüklerde de genelde daha fazla para olabiliyor. Olabiliyor derken oluyor. Tabii lokallerde çalışan şoförlerine bu nedenden dolayı biraz experience'lı, yani experience tecrübe demek. Tecrübeli olması her zaman bizler ve sigorta için avantajlı oluyor. Bu tarz kısa yüklerde çalışmak isteyenlerin birçoğunun ehliyetinin biraz daha böyle experience'lı, tecrübeli olması gerekiyor. Nedir bu? 1-2 yıllık ehliyetinin en azından olmalı ve yolda tecrübeye sahip olmalı ki kısa yolları rahatlıkla alıp daha fazla paralar yapabilsin. Uzun yolda para arkadaşlar kısa yoldan daha az. Fakat uzun yolda baş ağrısı daha yine kısa yola göre daha az. Çünkü kısa yolda indir bindir vesaire çok fazla şey olduğundan dolayı uzun yolda bu yok. Uzun yolda daha böyle bir rahat oluyor desem yeridir. Çünkü alıyorsun bir yükü 2-3 gün boyunca önüne bakıp gidiyorsun. Yeterli oluyor. Ama kısa yollarda ne oluyor? Mesela bugün alıyorsun, yarın bırakıyorsun. Yarın başka bir yük alıp başka bir yere gidiyorsun. Yani sürekli bir dolanma halinde olduğun için biraz daha baş ağrısı oluyor. Ama buna göre de daha fazla parası oluyor arkadaşlar. Yani planım şu anda zaten arabalarımız, elimizdeki olan arabalar böyle çalışıyor. Bundan sonraki plan da böyle olacak. İnşallah ben de yakın zamanda kısa yola döneceğim. Bu işteki en büyük hedefim, herkesin ben her zaman bunu da söylüyordum. Ya birisi bana dese ki 5 sene boyunca aynı koltukta oturacaksın, ben bu işimi o gün bırakırım
her seferinde diyordum. Hala da aynı düşünceliyim. Bilsem ki 5 sene boyunca bu koltukta oturacağım ben ve bir adım ileriye gidemeyeceğim. O gün o işi bırakırım. Bu bugün de dahil olmak üzere ama her zaman kafada benim kafada en azından her zaman böyle yarına hedefleyerek planlarımı yarına göre yaparak hareket ediyorum. Etmeye çalışıyorum. Her zaman olmuyor tabii ki. Bazen bir plan kurarsın. Akşamında planın da bozulabilir. Hatta kurduktan 5 dakika sonra bile bozulabilir. Ama elimden geldiğince planıma sadık kalmaya çalışıyorum. Planım da bu. İnşallah yakın zamanda daha kısa yollara gideceğim. Daha da birkaç yıl sonrasında da inşallah olayları biraz daha genişletip tamamıyla yola çıkmayı bırakacağım. Planım bu. Bununla alakalı zaten videoda yapmıştım. Şoför arkadaşlar çalışmak isteyenler varsa bana yazsın demiştim. Baya baya yeni arkadaşlar da çıktı. Tabii ki kapımız herkese açık. Herkese açık derken sonuçta boş arabamız oldukça da arabaya bindireceğiz ama bağ olmak en azından bağı kurmak iyi. Bağ kurdukça da ne oluyor? Yarın öbür gün bir şey yapacağımız zaman planımıza o arkadaşları da dahil etmiş oluyoruz şimdiden. En azından ne olacak ne bitecek diye. Tabii ki bu işler öyle kolay değil. Tabii bazı arkadaşlar şey diyor, işte Amerika'da olmak var öyle kolay böyle kolay. Ya oradan tabii her şey kolay geliyor. Ne kadar güzel. Aslında kolay olan klavyede yazmak arkadaşlar. Kolay olan klavyede yazmak. Hiçbir şey kolay değil. Yani gerçekten çok uğraşıyoruz. Çok uğraşıyorum. Yıllarımı verdim. 10 senedir, 11 senedir Amerika'dayım. 5 senedir tırın üzerindeyim. Ha şuna göre kıyaslama yapılıyor. Genelde en büyük yanlış da zaten o. Türkiye ve Amerika'ya göre kıyaslama yapılıyor. Ama şöyle bir soru sormak lazım insanın. Soru sorması lazım kendine. Ya madem bu kadar kolay peki neden herkeste böyle bir araç, böyle bir şirket, böyle bir büyüme yok? Ya bu soruyu en azından çok kolay diyenlerin kendi kendilerine sorması gerekiyor. Neyse tabii ki burada değiliz biz. Bizler hayat mücadelemize devam etmekteyiz, edeceğiz. Asıl amacımız da nedir? Bir hayat mücadelesini resmetmek, hayat mücadelesini filme dökmek ve sizlerle paylaşmak. Tabii ki buradan kendince sorularının cevabını alan çok fazla arkadaşımız var. Bu da bize gurur veriyor, bana gurur veriyor. Yaptığım işin en azından doğru olduğuna beni ikna ediyor. Gelen geri dönüşlere baktığım zaman. Tabii ki abuk subuk dönüşler de oluyor ama onlar yani her zaman böyle mükemmeli aramıyoruz. Ve takipçide de bazen mükemmeller olmuyor. Dün bir yorum yazmışlar. Aslında bence de iğrenç bir yorumdu. Böyle ben alıştım tabii ki bazı iğrenç yorumlara. Bu iğrenç yorumu benim eşim hakkında yazmışlar. Eşime okuttum. Dedim bak böyle böyle diyorlar tabii. Bende de hatta niye okutuyorsun ki? Sonuçta ben alışmışım. Artık böyle abuk subuk yorumlar bana çok geliyor. Fakat hanım bu konuda benim gibi değil. O biraz daha yeni. O biraz daha böyle ürkek. Ve o yorumu görünce bayağı bir morali bozuldu. Bir daha beni videolara çıkartma falan dedi. Dedim ama ona yani bana ne küfürler geliyor, ne abuk subuk yorumlar geliyor. Şimdi ben her birini takmıyorum. Hatta bazen mesela konu edinmek amaçlı aldığım kişiler var. Onlar da yanlış anlaşılıyor. İşte diyorum ki arkadaş hani bazen konusuz kalıyoruz. Bir video yapacağız. Ve konusuz kaldığımız için ne yapalım ne edelim diye düşünürken o kişinin yaptığı abuk subukluk akla geliyor ve onu konu alıyorum. Onu aslında malzeme yapıyorum. Ama genelde yanlış da anlaşılıyor. Ya abi niye takıyorsun? Ya takmıyorum. Sadece onu malzeme yapıyorum. Neyse bunu pek fazla becerip de anlatamadık biz. Önemi de yok. Sonuçta bizim yapmaya çalıştığımız ne? İnsanlara, özellikle genç kardeşlerime hayat mücadelesini ben nasıl veriyorum? Acaba benden belli şeylerde feyiz alıp onlar da hayat mücadelesinde hiçbir şey olmasa yani sadece mücadele anlamında örnek demeyelim. Örnek biraz fazla şey olur. Böyle kendimi yüceltmek gibi olur da en azından belli şeylerde feyiz alınabilir diye düşünüyorum. O anlamda da bu videoları yapmaya devam edeceğim. Neyse şimdi Allentown'da bir yere gidiyorum arkadaşlar. Gidince orada açacağız videoyu ve sonrasında yükü alacağız. Orada da devam edeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kalem elden düşüyor. Gençler. Şimdi geldim şirketin yükü alacağım şirkete gidiyorum. Bu arabayı arkaya gördüğünüz gibi park ettik.
Şimdi içeriye gidiyorum. İçeriden register yapacağım. Bilgileri vereceğim. Sonrasında bana da bir kapı verecekler. O kapıya dayayacağız arabayı. Yükümüzü alacağız. Hadi bakalım. Evet dostlar. An itibariyle yükümüzü aldık ve yola çıkıyoruz. İstikametimiz Nashville, Lavrage mi? Öyle bir yer ya, Lavrage. Garip de bir ismi var, söyleyemiyorum bile. Neyse, biz yine Nashville diyelim. Tennessee'nin başkenti, başşehri Nashville'a gidiyoruz. Orada Lavrage diye bir küçük bir county diyelim, küçük bir şehir. Orada bir yere yükü bırakacağız. Ardından artık oralardan bir yerden de yük bulurlar bize ve istikametimiz Phoenix ya da o bölgeler, yine Arizona olur. Tabii şu andan daha nereye yük geleceği belli değil. Bu yükün de yarın sabah 8'e bırakılması lazım ama ya o kadar kötü bir saatte aldım ki saat 1:30'da yükü aldık ya. 4 saat beklettiler. Topu 14 tane palet için. Ya ama yapacak bir şey yok. Ne yapacaksın? Çıktık yola, gidiyoruz. Önemli olan yükü almamızdı. Ya işte bu işin de en kötü noktası beklemeler. Böyle sağda solda çok fazla bekliyoruz. Bu arada arkadaki bayrağı daha önce birkaç kişi sormuştu. Yine söyleyeyim, bayrak çok kirlendi. Aşırı kirlendi. Yıkamak için çıkarttım. Aslında yıkandı da. Ama hala takamadım. Bu yoğunluk, bu araba aşırı derecede bir yoğunluğum var ya. Bu yoğunluktan dolayı böyle kafam dağılmıyor. Geçenlerde yine bu Kenworth'un işleriyle uğraşıyorum. Onun bir vergi işi var diyelim, onunla uğraşıyorum. Bütün her şeyi almışım, evrakların tamamını hazırlamışım. Evrakları hazırlamışım, şeye gidiyorum işte, o vergi için bir arabanın yan taraflarına takılan küçük bir sticker oluyor. O sticker, hangi eyalete girersen gir o sticker'ı görüyorlar ki o sticker'la beraber eyaletlerden aldığın vergi ve kullandığın yol üzerine vergi ödüyorsun. Her eyalete ödüyorsun. Neyse, bunu ince ayrıntısını şimdi anlatmayacağım. Zaten ben de çok daha açıkçası net olarak biliyorum desem yalan olur. Yani biliyoruz da üstün körü. Artık vergi, yakıt vergisini yaptığımız zaman belki net bir hikayesini anlatırız. Neyse, o vergi kağıdını halletmeye gideceğim. Hanımla beraber çektik, hanım ben, Furkan. Gittim işte kağıtları alacağım. Adam bana şey, şunu kağıdı ver. İşte şu veriyorum. Vergi işte iş kağıdı şu. Yani ne istiyorsa adamın önüne koydum. Yani hazırlamışım bütün kağıtlarımı. Adam şey dedi, ehliyetini ver. Arkadaş, arıyorum ehliyet yok. Bir de $12 da o sticker'ın fiyatı var. O da yok. Para yok. Cüzdan yok. Ya dedim, böyle buraya kadar geldim ama ben ehliyetimi unuttum. Adam güldü ya, dedi nasıl olur dedi ya. Arabayla geldim buraya. Polis durdursa ne diyeceksin? Neyse, Allah'tan ehliyetimin fotoğrafı telefonda vardı da e-mail olarak adama gönderdim. O da Allah'tan kabul etti. Normalde etmeme gibi bir hakkı da vardı. Kabul etti. Kabul edince orada patır kütür hemen işleri hallettim. Hanımda da Allah'tan para varmış. Çok da fazla da bir kağıt para yokmuş. Ama olanını aldım. $12 orada ödedim. Ve en azından o işlemi de yapabildik. Yani bu aralar hakikaten yoğunluktan dolayı öyle kafam gidiyor bazen. Bir şeyi yapacağım zaman unutuyorum. Evde de normalde mesela şu anda gün itibariyle pazartesi. Cumartesi pazar açıkçası çok yoğun değildim. Ama o kadar bir yoğunluk içerisinden çıkmışım ki ben ilk kez böyle bir şey olduğunu hatırlıyorum. Yani uzun zamandır bende böyle bir şey olmadı. Ki sevmem böyle tipleri de. Uyudum ya. Bayağı uyudum yani. Gün boyunca uyudum. Hatta hanım bir ara kızdı yani. Yeter, ne yapıyorsun dedi. Ama haklıydı yani. Çünkü o da alışmamış. Ben öyle çok uyuyan bir tip değilim. En fazla hani diyelim ki çok uykum geldi gün içerisinde. Bir saat uyur, sonra kalkar yoluma devam ederim ama bayağı bir uykum geldi. Böyle bir sarhoşladım. Vurduk kafayı, yattık. Sonra anladım ki ben bayağı bir yorulmuşum. Çünkü yola çıkınca dinleniyorum. Şu anda mesela benim dinlenme günlerim başladı. Yola çıkarken, çalıştığım zaman dinleniyorum. Eve gittiğim zaman mutlaka bir koşturmaca, bir şeylerle uğraşıyorum. Bu şirketle alakalı şeylerle. Tabii bu benim için çok zor oluyor. Yani yola gidiyorum, 13-14 gün yoldayım, dönüp geri geliyorum. İşte şirketin şeylerle uğraşmam lazım. Pek de yetişebiliyorum desem yalan olur. Yetişemiyorum da. Ama işte inşallah iki araba daha alacağız. İki araba daha aldıktan sonra ben en azından diğer arabalardan birini kullanmayı planlıyorum ki eve gideyim. Yani gün içerisinde eve gidebileyim.
eve gitmesem bile iki günde bir, üç günde bir belki eve giderim. Çok önemi yok eve gidip gitmemenin ama en azından orada olduğum zaman arabaların işlemleriyle uğraşabilirim. Bir şey oluyor, yetiştiremiyorum. Yani o kadar bir sıkıntılı bir durum oldu benim için. Ama neyse, işin özü her şeyi en azından yapabiliyoruz. Artık başladık, bir çark dönmeye başladı. Yani söylemesi ayıptır. İlk işçi maaşımızı ödedik. Hayırlısı olsun Allah. Yani bizi utandırmasın kimseye karşı. Yani kapımız gelen herkese de bu şekilde açık arkadaşlar. Herkese derken tabii altını çizelim. Amerika'da yaşayan herkese. Türkiye'den buraya eğer gelme gibi bir garantiniz varsa sizlere de açık. Ama gelme gibi bir garantiniz yoksa benim getirme gibi bir şansım yok. O yüzden ona da yapacak bir şeyimiz yok. Arkadaşlar bu videoyu burada kısadan kesiyorum. Çok da böyle yani bir fazla bir ne diyeyim etkili bir video değil, farkındayım. Ama yola çıkıyoruz. Yola çıktığımız için artık buradan başlayalım en azından. Yol içerisindeyken yeni videolar gelebilir. Bir de benden bazı arkadaşların isteği vardı. Çok söylüyorlar. Daha bir soru cevap videosu. Evet, yakında soru cevap videosu yapacağım. Çok yakında. Onunla alakalı bilgileri de zaten hem Facebook hem Instagram hesabımda mutlaka duyuracağım. Artık soruları da bir yerden alacağız. Tabii herkesin sorularını tek tek böyle yayınla yanıtlamam zor olur ama birbirlerine benzer olan soruları birleştirerek bir soru cevap videosu yapacağım. Çok yakın zamanda, belki bundan sonraki videoda öyle olabilir. Hani buna bir ihtiyaç var, farkındayım. Çünkü uzun zamandır abi soru cevap videosu yapmayacak mısın tarzında sorular bana geliyor. Ve o soruları o şekilde cevaplandırıyorum. Yapacağım arkadaşlar. Yapacağım diyorum. Bu arada yeni bir şey öğrendim. Ben gerçi bu video için açıkçası çok da bununla alakalı bir şey söyleyemeyeceğim ama ben bazen yani like yapın yapmayın benim için önemli değildi deyip de geçiştiriyorum ama birkaç arkadaştan bununla alakalı da uyarı aldım. Ya like yapma falan diyorsun. İnsanlara hani tamam belki sen önemsemiyorsun ama bu sefer YouTube'un algoritmasında olan bir şey. Yani like yapıldığı zaman daha fazla kitlelere ulaşıyor diye beni birkaç kere uyardılar. Yani en azından hoşlanmadığınız bir videoya tabii ki like yapmanızı sizden bekleyemem. Ama eğer böyle bir gerçekten ya bu evet bu videoyu izledim, bu videoda beni etkiledi, şuradan faydalandım dediğiniz videolar varsa ya bu benim için geçerli değil tabii ki de. Bütün videolar için söylüyorum. Yani YouTube aleminde ki olan herkes için geçerli diye söylüyorum ama tabii bundan ben de kendi adıma düşen payı istiyorum. Ya eğer hakikaten yaptığım videolarda hoşunuza giden, beğendiğiniz, sizlerin işlerine yarayacak, en azından bilgi anlamında bir şeylere kaptığınız şeyler varsa ya da zamanın tatlı bir şekilde geçirdiğiniz anlamda bir noktada bir şey yakaladıysanız sizlerden ricam videoları like yapmanız. Çünkü galiba bu şekilde değişik platformlarda videolar kendini gösteriyormuş. Ben genelde ya like yapın yapmayın deyip geçiştiriyorum. Ama eğer bu şekilde de like yaparsanız beni de sevindirirsiniz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz arkadaşlar. Saygılar, sevgiler. Yeni videolarımla görüşmek üzere diyorum. Bay bay.